Adım Ali Yusuf Muhammed. 2014'ten bu yana Hafter'in safındayım. Görevim general. Bir süre öncesine kadar darbeci general Hafter'in hava filosunu komuta ediyordu. Libya ordusu tarafından yakalandı, cezaevine konuldu. TRT Haber ekibi Hafter'in esir komutanının kaldığı hücreye girdi. Ali Yusuf Muhammed, Libya ordusunun başlattığı barış fırtınası operasyonunun kendileri için ağır bir darbe olduğunu itiraf etti. Ülkenin doğusu ve güneyi halen Hafter'in elinde. Ama Terhune ve Trablus havaalanını kaybetmeyi beklemiyorduk. Anlattıkları Hafter saflarındaki hayal kırıklığını ortaya koydu. Bize başkent Trablus'u alın talimatı verildi. Ama alamadık. Türkiye ile Trablus hükümeti arasındaki anlaşmayla moralimiz daha da bozuldu. Ali Yusuf Muhammed'e göre Hafter'in işi bundan sonra çok daha zor. Batiye hava üssü bizim için çok büyük önem taşıyordu. Şimdi hava desteği yukarıdaki üstten sağlanıyor. Cezaevinde tutulan komutan, satır aralarında Hafter'in elindeki hava gücüyle ilgili kritik bilgiler de verdi. Yaklaşık 1500 hava saldırısı yaptık. Savaş uçağı sayımız değişken, 10 ile 15 arasında. Çünkü bozulanlar oluyor. 6 tane insansız hava aracımız var. Bunlar büyük tip insansız hava araçları. Onları Harrube hava üstünde tutuyorlar. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teknisyenler çalışıyor. Söyledikleri, Hafter'e bağlı milislere yapılan silah yardımlarıyla ilgili bilgileri bir kez daha teyit etti. Bize destek veren ülkeler belliydi. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır. Mühimmatlar Birleşik Arap Emirlikleri'nden kargo uçaklarıyla getiriliyor. Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemleri başlangıçta sadece 2 taneydi. Sonrasında sayısı arttıysa bilmiyorum. Rus Wagner şirketi bizim için savaşıyordu. Ama militanları nasıl getiriyorlar onu da bilmiyorum. Ali Yusuf Muhammed, sivillere yönelik saldırıların ise yanlışlıkla yapıldığını öne sürdü.